Günaydın. Bugün 30 Kasım Perşembe. Geri sayıma hoş geldiniz. Servet Yıldırım ve Mahfiye İlmez ile birlikteyiz. Bugünün ekonomi gündemine bakacağız. Servet Bey hoş geldiniz hoş bulduk, bu arada. Hoş Cezayir nasıldı? Cezayir ilginç bir ülke. Cezayir şöyle bakınca petrolü gazı vardı. Yani dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 15 ülkesinden birisi. Gazda da öyle. Çok güçlü gaz rezervi var. Hani bir Norveç'e göre çok daha fazla var ama bunları tabii ekonomisine henüz daha dönüştürememiş. Ama bizim Türk yatırımcılar için önemli pazarlardan biri. Hem ihracatta hem de yatırım yapmak isteyenler için. Çünkü birçok alan var. Yani zor bir pazar tabii girdiğiniz yer. Yani kuralı zor, çalışması zor ama girdiğiniz zaman bütün Afrika'ya hitap edebiliyorsunuz. Biz oraya Tosyalı çelik, demir çelik yatırımı yapmıştı Tosyalı grubu Topçuoğlu ailesiyle. Onu görmeye gittik. Muazzam bir fabrika ve Cezayir'in şu anda bütün ihtiyacı oradan karşılanacak. Karşılandığı gibi Sahra Altı Afrika'ya yönelecek. Müteahhitler, Türk müteahhitleri girmiş. Özellikle Libya kapandıktan sonra orada iş alan çok sayıda Türk müteahhit var. Tekstil grupları var. Yani Türk firmaları için gelişme alanlarından birisi. Büyük bir pazar, 37 milyonluk. Gaz ve petrol olduğu için henüz daha hani sokaklara baktığınız zaman o gaz petrol varlığı yansımamış. Onu görmüyorsunuz. Ama muazzam bir rezerv var. Yani eninde sonunda bir pazar orada var. Onun için pazar olarak ilginç bir pazar. Evet. 33 tane öncelikli listede galiba Ekonomi Bakanlığı hazırladı listede. Böyle bir ülke Cezayir. İçeride de gündem bayağı yoğun. Bugün artık 30 Kasım ayı tamamlıyoruz. Yılın ilk 11 ayını da uğurlamaya hazırlanıyoruz. 2018 hazırlıkları başladı. Dolar bu sabah sakin 3.95'lerde. Bugün Merkez Bankası finansal istikrar raporunu açıklayacak. Amerika'da piyasalarında yakından izlediği Hakan Atilla davası başladı, devam ediyor. Taşeron'da kritik hafta açıklamalar var. Birazdan bakacağız. Cumhurbaşkanından bizzat gelen açıklamalar. OPEC toplantısı var bugün. Bugün evet. Fed Başkanı Yellen'dan kritik açıklamalar var. Şöyle hızlıca bir isterseniz gündemi aktararak başlayalım. Siyaset izlenen bir numaralı başlık bugünlerde piyasalarda. Bu Mehmet Hakan Atilla davasında ikinci duruşma yapıldı. Duruşmada Rıza Sarraf tanık olarak ifade verdi. Kendisine yöneltilen bütün suçlamaları Rıza Sarraf kabul etti ve savcılıkla işbirliği yaptığını da kabul etti. Bu cezaevinden çıkmanın en hızlı yoluydu dedi. Sarraf davanın tutuklu sanığı Hakan Atilla hakkında yaptırım kuralları hakkında bankadaki en bilgili kişi oluşturduğumuz yapının Amerikan yaptırımlarıyla uyumlu gözükmesi için katkıda bulundu ifadelerini kullandı. Türkiye'de İran'a para transfer etmek için bir bankada hesap açmasına eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın yardım ettiğini öne sürdü. İran Merkez Bankası'yla da temasa geçtiğini söyledi. Halkbank'ta açılan hesapla İran'a altın transferi gerçekleştirmek istediğini belirtti. Ve Halkbank'tan altın ticareti yapabilmek için Çağlayan'a 45-50 milyon euro rüşvet verdiğini iddia etti. Sarraf ayrıca Şema üzerinde jüriye bilgi verdi. Rıza Sarraf bugün ve yarın da ifade vermeye devam edecek. Cumhurbaşkanının açıklamaları var. Yurt dışında hesap tartışması dün de sürdü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği belgelere yanıt verdi. Yurt dışına giden tek kuruş para yok dedi. Taşeronla ilgili açıklamalar var. Yaklaşık 1 milyon taşeron işçinin beklediği düzenleme bu hafta meclis gelecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı yaptı ve düzenlemeyle kamuyla bağının hangi yöntemle kurulacağı belirlenecek taşeronların. Taşeron işçiler daha önce yasa taslağı hazırlanmıştı. Bu işçilerin özel statülü personel olarak kamuya alınması öngörülmüştü ve 3'er yıllık sözleşmelerle kamuda çalışmaları planlanmıştı. Bakalım yeni tasarı ne olacak? Fed Başkanı Yellen borç endişesi içinde anlaşılan Kongre Ortak Ekonomi Komitesi'nde konuştu ve borç gayri safi yurt içi hasıla oranındaki gidişattan çok endişeliyim dedi. Amerika'nın borç gayri safi yurt içi hasıla oranı 2007'de %67,5'tu. 2016'da bu oran %106,1'e ulaştı. Enflasyona da değindi Yellen ve düşüşün geçici faktörlerden kaynaklandığı, orta vadede enflasyonun %2 civarında istikrar kazanacağını dile getirdi. Yalın faiz artırımlarının kademeli olması gerektiği görüşünü de yineledi. Ve OPEC toplantısı bugün başlıyor dedik. OPEC ve OPEC dışı üreticiler petrolde üretim kısıntısının süresinin uzatılmasını görüşmek üzere bugün Viyana'da toplanacak. OPEC ve OPEC dışındaki en büyük üretici Rusya'nın kısıntıların süresinin 2018 sonuna kadar uzatılması için anlaştığı belirtiliyor. Irak Petrol Bakanı uzatma süresi 9 ay olacak dedi. Mevcut durumda üretim kısıntısı anlaşmasının süresi Mart ayında sona eriyordu hatırlatmak gerekirse. Piyasalara da şöyle hızlıca bir bakalım. Amerika'da vergi reformunun Senato'dan geçeceği beklentilerinin artmasıyla dolar değer kazandı demiştik. Euro doların 1.1818'e kadar gerilediğini gördük. Dolar endeksi 93.43'e kadar yükseldi. İçeride ise Türk lirası üzerinde bir baskı var. 3.94-3.97 gibi bir bant var kısa vadede. O bant içinde kaldı. Dolar bu sabah da 3.95-28'de.
Bu arada Euro'da 4.67, 4.71 aralığını izlerken bugün 4.69.25'te olduğunu görüyoruz bu sabah itibariyle. Borsa önceki günkü sert düşüşün ardından dün alıcılı bir seyir izledi ve %0,27'lik bir yükselişle dünü tamamladı. Amerikan borsalarında karışık bir tablo vardı. Yatırımcıların teknoloji hisselerinden finans ve perakende hisselerine dönmesiyle Nasdaq ve S&P düştü. Dow Jones yükseldi. Avrupa borsalarının genelinde de yükselişler vardı. Bu sabah Asya borsalarının genelinde düşüş var. Petrol fiyatları bugünkü OPEC toplantısı öncesinde 63 doların altına indi. Altın fiyatları doların değer kazanmasıyla gerilerken 1282 dolara kadar indiğini gördük ons altının. Peki gram altın ne durumda? Bu sabah 163,3 lira gram altın, çeyrek altın 269 lira, yarım altın 540 lira ve Cumhuriyet altını da 1097 liradan yeni güne başladı. İzleyicilerimiz doları soruyor. Musa Özbahar demiş ki iyi yayınlar diliyorum. Dolar kuru sizce hangi aralıkta olur ve hangi süreçte sabitlenir demiş. Yani hangi süreçte stabil hale gelir diye sorduğunu varsayarak size. Bu sorunun cevabını Türkiye sınırlar içinde bilen herhalde şu anda yoktur değil mi? Affet. Kimse yok herhalde. Evet, falcılara sormak lazım. Halil Aslan Yürek, piyasalardaki suni şişkinlik söylemi sizce doğru mu? Hilmi Bey diyor ki döviz kurundaki yükseklik gerçekten suni mi yoksa hani üretimi olmayan bir ülkeye döviz girmemesinden mi kaynaklı diye sormuş. Şimdi burada benim izin verirseniz bir yorumum var. Bu çok benim katıldığım panellerde vesairede çok gelen bir soru. Türkiye'nin üretimi yok. Birinci şey bu. Yani üretimi olmayan bir ülke hep tüketiyor falan. Böyle bu doğru bir şey değil. Türkiye çok ciddi bir üretim yapan bir ülke. Hem sanayi üretimi var hem gerilemiş olsa da tarımsal üretimi var ve hizmet üretimi var. Ciddi üretimi var Türkiye'nin. Aksi takdirde işte ihracatının %95'i sanayi üretimi olmaz. Otomotivi bütün dünyanın en büyük markalarına pazarlayabilen bir ülke konumunda olmaz. Tekstilde üretimi var. Yani her alanda Türkiye'nin üretimi var. Bu üretim ama çok böyle yüksek teknolojiye dayalı bir üretim mi? Hani sattığımız, ihraç ettiğimiz malların içinde yüksek teknolojili malın payı fazla mı değil mi? Bunlar ayrı tartışma. Ama Türkiye ciddi bir üretimi var. Yani o şey buradan kaynaklanmıyor. Sorunlarımız buradan kaynaklanmıyor bizim. Bizim sorunlarımızın temel nedeni biz risk arttırıyoruz. Her adımımızda risk arttırıyoruz. Yani bir sürü şeyimiz var, yapmamız gereken işler var. Onları yapamıyoruz. Yani biz hukuk altyapısıydı bilmem neydi. Yani bir sürü olayımız var. Bunları yapabilsek aslında farklı bir yere götürebileceğiz ekonomiyi. Ya üretimde de sorunlarımız var, bunu kabul ediyor. Ama Türkiye üretim yapmayan bir ülke değil. Üretim yapmayan ülkeye örnek isteniyorsa Yunanistan'ı verebiliriz. Yunanistan sadece hizmet üretiyor. Yani bankacılık, turizm ve deniz taşımacılığı gibi işlerde. Ama bir sanayi üretimi yok mesela baktığınız zaman. Yunanistan'da. Evet. Mesela oraya diye ama Türkiye'nin sanayi üretimi var. Yani bunu da kabul edelim. Burada Halil Bey'in sorduğu piyasalardaki suni şişkinlik ama şeyi kastediyor herhalde finansal piyasaları. Yani finansal piyasalardaki şişkinlik. Suni evet. Şişkinlik değil mi? Doğrudur, yanlıştır. Onun üzerine konuşulur. Çünkü şişkinlik şişkinliktir. Hani suni ben çok çünkü her şişkinlik aslında sunidir. Yani normalde piyasalarda denge fiyatının olması lazım ama bu şekilde olmaz. Sonuçta bu şişkinlik dediğimiz şey birçok faktörün birleşimi. Yani piyasadaki en büyük nedeni de piyasadaki likitte bolluğu. Bu sadece bizim yerli piyasalar için değil, dünya piyasaları için geçerli bir durum. Likitte bolluğunu yarattığı bir şişkinlik var. Şişkinlikler nasıl giderilir? Önemli olan bu. Ya gazını yavaş yavaş alırsınız çeşitli müdahalelerle ya da bırakırsınız gider bir yerde patlar. İşte patladığı zaman da krizde doğru yeniden fiyatlama olur. Bu sefer tekrar dengeyi bulur, hatta dengenin altını bulur. Sonra tekrar şişmeye başlar. Hani bu döngü herhalde 300 yıldır, 500 yıldır devam ediyor. Aynen. Değil mi? Yani sanayi devriminden yani bu yana olan ine, krizlere ine bakın. İne çıka gidiyor. Değişik şekillerde bu krizler devam ediyor. Yani bunların aralıklarının seyrekleşmesi ya da uzamasını biz çeşit çeşit görebiliriz ama şu anda dünyanın en büyük sorunu bu şişkinlik. Hani Bitcoin'den tutun dünya borsalarına kadar bütün şeylerde şişkinlik var. Dolayısıyla o şişkinin gazı nasıl ince doğru? Hani söylemsizce doğru mu demiş. O doğru olmayabilir. Yani şişkinin sunisi ya da doğal olmaz. Yani şişkinlik şişkinliktir bence. Peki. Hakan Bülbül diyor ki böyle ortamlarda tavsiyeniz ne olur yatırımcılara? Yani alım mı yapılsın, satış mı yapılsın yoksa mevcut durum mu korunsun? Biraz bekle gör dönemi midir böyle dönemler? Biz yatırım tavsiyesi yapmıyoruz. Zaten yani en büyük tavsiyemiz o yatırım tavsiyesi. Ama genel olarak yani bir şey söylüyoruz. O söylediğimiz de şu. Sadece bu ortamlarda değil ama bu ortamlar bu dediğimiz için daha geçerli bir şey. Genellikle sepet yapmakta fayda var. Yani parasını değerlendirecek biraz Türk lirası, biraz döviz, biraz altın.
belki biraz ufak çapta Bitcoin deneme çaplı gibi sepetler yapmak en akıllıca iş. Bu tip programlar aslında yatırımcıyı var olan imkanlar konusunda bilgilendirmeye yarar. Yoksa hani dediğim bu programlardan yatırım şuraya tavsiyesi yanlış olur. Mesela işte Euro ne olacak bundan sonra? Mesela oradaki gelişmelere dikkat çekmek. İşte bugün mesela Reuters'ın bir anketi var. Reuters 65 tane profesyonel arasında anket yapmış uluslararası piyasalarda. Euro ne olur diye onu soruyor. Anket çok taze, yani Kasım ayının 19'uyla 24'de 29 arasında yapılmış. Şimdi yatırımcılar diyor ki Euro diyor bu yıl yani gelecek yılla karşılaştığımız zaman Euro'nun değerlenmesini bekliyor. Çünkü Euro ekonomisi daha güçlü olacak diyor. Büyüme üstte 2.3'lük bir büyüme beklemişler. Enflasyon 1.5 olacak ama buna karşı Euro diyor 2018 yılı içinde şu andaki duruma göre değerlenir. Yatırımcıların beklentisi bu. Euro'daki değerlenmeyi de büyük ölçüde Avrupa Merkez Bankası'nın piyasaya şu anda her ay 60 milyar veriyor Avrupa Merkez Bankası. Bu muazzam bir para. Yani tahvil alıyor, karşılığında 60 milyar veriyor. Bu 60 milyar piyasada da böyle hani ne derler, derin mayın gibi dolaşan bir para. O parayı bu yılın sonundan itibaren 30'a indirecek. Bunu açıklamıştı. Evet. 2018'in Eylül'üne kadar da 30 milyar verecek. Yani aslında verdiği parayı kesmiyor, verdiği parayı azaltıyor. Ama 2018 Eylül'ünden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın sıfırlama ihtimali var. Piyasalardaki bu profesyonellerin gördüğü olasılık da bu. Eğer bunu görürse az önceki izleyicimizin sorduğu şişkinliği yaratan nedenlerden birisi ortadan kalkmış olacak. Bunun yansıması ne olacak? Piyasada artık taze Euro likiditesi Avrupa Merkez Bankası'ndan gelmeyince bunu bizim Türkiye gibi bütün ülkelerde hissetmeye başlayacağız. Nasıl hissederiz? Artan maliyetler şeklinde hissederiz. Şimdi izleyicilerimizden Necati Bey, geçenlerde de benzer bir yorum gelmişti. Şöyle diyor, yani bütün ekonomi programlarında, sadece sizin programınızda değil diyor, dövizle ilgili kur düşerken rengi kırmızı, kur artarken yeşil. Ama genel olarak kırmızı kötü, yeşil iyi durumu ifade eder. Yani paramızın değer kaybetmesi iyi, değer kazanması kötü mü demek istiyoruz? Bunu keşke değiştirebilsek diye bir önerisi var izleyicimizin, ama bu tabii kaynaklardan otomatik olarak gelen bir şey değil mi? Biz de ekrana öyle yansıtıyoruz. Ya, finans piyasasına gösterim böyledir. Evet. Bir şeyin değeri artıyorsa, bir malın, çünkü para da bir mal muamelesi görüyor. Yani bir emtianın fiyatı artıyorsa yeşildir, düşüyorsa kırmızıdır. Hani bu genel kabul görmüş bir gösterim gibi, onun için şey yok. Fakat paranın artması her zaman iyi de değildir. Türk lirasının değerlendiği dönemlerde ne olur şu değerlenmenin önüne geçin diye birçok çağrı yapılıyordu. Yani Türk lirasının aşırı şekilde değerlenmesi de iyi değil. İhracat açısından. Tabii ihracat açısından, birçok sektör açısından da baktığınızda ters oluyor. Yani illaki TL değer kaybetti kötü değil, ama buradaki mesele oynaklık ve aşırı değer kaybı burada. Bir de burada baktığımız yer çok önemli. Mesela görüntüde dolar TL. Dolar açısından baktığımız zaman dolar değer kaybediyor. O yüzden bakıyor. Buraya baktığımızda euro dolar, euro değer kazanıyor, yükseliyor. Yani yeşille kırmızı ona göre. Sadece Türk lirası açısından değil. Burada tabii hangisi hangisine karşıysa. Euro. Bir dolar kaç lira eder diye baktığımız zaman böyle görünüyor. Tersinden evet. Baksaydık yeşil görünürdü. Evet, peki. Buna da açıklık getirmiş olduk. Bu arada gazetelerde Mehmet Şimşek'in açıklamaları var. Türkiye'nin en güçlü yanı olan bankacılık üzerinden yıpratılma operasyonu ile ilgili bir ifadesine yer vermiş gazete. Bankacılık sektörü gıptayla bakılan bir performansa sahip şeklinde bir değerlendirmesi var. Davadan bankalar etkilenirse gerekeni yaparız diyor Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Başbakanımız da net olarak ifade etti. Bankacılık sektörümüzün arkasındayız. Ne gerekiyorsa her türlü desteği vereceğiz. Bu konu böyle biline diye bir açıklaması var. Bu arada 10 aylık karlar belli oldu. Bugün Vatan Gazetesi 41 kere maşallah dedirtti denilmiş. Çünkü 10 ayda geçen yılın aynı ayına göre %28'lik artış var bankacılığın net karında. 41 milyar 159 milyar milyon liraya ulaşmış sektörün karı. Bugün OPEC toplantısı var. Evet. Petrolde kırılgan birliktelik diye Dünya Gazetesi de almış bu konuyu öne. Viyana OPEC üyesi olan ve olmayan büyük petrol üreticisi ülkelerin temsilcilerini bir araya getiren zirveye ev sahipliği yapıyor. Kartel üretim kısıntısını 9'a uzatmak istiyor. Kilit roldeki Rusya'nın bu konuda çekinceleri var denilmiş. Petrol şimdilik 62 dolarda, bizim akaryakıtta baz aldığımız petrol türü bu. Bakalım göreceğiz nasıl bir sonuç çıkacak. Evet, bugün OPEC toplantısına OPEC üyesi olmayanlar da katılacak. Bu üretim kısıntısı bu sene sonunda bitiyor. Onun 9 ay uzatılması ya da 2018'in tamamını kapsayacak şekilde uzatılması, hı hı, söz konusu. Aslında en de sonunda piyasa beklentisi burada bir anlaşmaya varılacağı şeklinde. Dolayısıyla Rusya'nın da buradaki çekincesine rağmen bunu desteklemesi onun da çıkarına görünüyor.
Peki bakalım oradan nasıl bir şey çıkacak. Bu arada geçen hafta Mahfi Bey siz sormuştunuz. Yani iki gün arayla benzin fiyatları da önce indirim yapıldı sonra da zam yapıldı. Yani buna müdahale edilemiyor mu? Keşke böyle olmasa çok kısa aralıklarla demiştiniz. EPDK'dan Bülent Kaya ve Mustafa Düzgün aslında hemen geçen hafta bu konuyla ilgili bize dönüş yaptılar. Ayrıntılı dosyalar da gönderdiler. Bu akaryakıt fiyatlandırmasının nasıl yapıldığını, fiyat oluşumuna etki eden bütün faktörleri uzun uzun anlatmışlar. Özetle şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Sistem otomatik çalışıyor. Belli bir formülasyon var ve buna dışarıdan müdahale edilemiyor deniliyor. Dolar kurunu ve Akdeniz piyasasında oluşan dolar ton cinsinden benzin ve motorun fiyatlarını formüle giriyoruz. Sonuç otomatik çıkıyor karşımıza. Hem her zam ve indirimde bu formülasyon tekrar başa dönüyor şeklinde bir değerlendirme var. Yani benzine 7 kuruş indirim geldikten sonra 2 gün sonra hem dolar hem de ürün fiyatı artınca 9 kuruşluk zam o şekilde oluştu deniliyor. Otomatik bir sistemden söz ediliyor. Evet. Ben okudum makalelerin hepsini. Çok güzel de açıklamışlar. Yani bildiğim bazı şeyleri hatta yenilemiş oldum zihnimde. Çok güzel iki makale. Çok güzel makaleler. Güzel anlatmışlar sistemi nasıl. Ta rafinerden pompaya kadar nasıl gidiyor. Hepsi hesabı doğru. Sistemi de anlıyorum otomatik olduğunu. Fakat bu programı yeniden ele almalarını tavsiye ediyorum buradan. Yani otomatik olarak yapıyor deyip bunu bırakma. Ya buna manuel müdahale edilebilmeli. Yani şimdi bak bir gün önce 9 kuruş düşürüp, 7 kuruş düşürüp, 2 gün sonra 9 kuruş bu sistem bunu arttırıyorsa buna müdahale etmek lazım. Burada bir sıkıntı var yani. Bu daha iyi bence Mahfi Bey. Müdahaleye başlayıp hani otomatik fiyatlandırmaya bir hayır, elle manuel bunu otomatik. Yani bu anlamsız bir olay mı? Ya. Bir, yani 9 kuruşun 7 kuruş çık şimdi. Yani bu piyasadaki yani, aşırı oynaklıktan da satıcıyı düşün ya. Yani dolar evet oynaklık döneminde fiyatın da çok hızlı iniş çıkış gösteriyor. Yok yani bu artıyordu belliydi. Hem dolar artıyordu o dönemde. 2 günde bu değişmedi yani. Hem dolar artıyordu hem petrol arttı, petrol fiyatı arttı. Yani sizin dediğinizi yani benzinciyi yapıp düşünüyorum ben şimdi. İstasyonu düşün ya. Bu iniyor, çıkıyor. Eskiden sayım mayım yapılırdı yani. Bence yanlış. Valla vatandaşı da düşünmek lazım tabii. Tabii tabii. Yani sonra iki gün sonra da hemen yani bir iki gün önce alan pahalı almış oluyor, ucuz almış oluyor. Bir gün sonra almış olan yani bu kadar böyle oynaklığa sizin izin vermiyor. Sistem olursa iki günlük başka, küçük bu bence, fiyat da olmaz. Bence bu programlanabilir. Bu programlanabilir yani hiç burada şeyim yok. Neyse yani benim eleştirim. Peki böyle bir öneri olarak bunu da iletmiş olalım o zaman buradan. Bitcoin ile ilgili çok soru var. Veysel Savaş Öztoprak diyor ki şu an internette bir sürü Bitcoin reklamı var. Ve hemen abonelik için bana geri döndüler. Acaba sahte olabilir mi demiş. Size döndü Sefa mi? Bey, bu arada birkaç soru daha ekleyeyim. İzin verirseniz siz devam edin. Birikmiş biraz param var, Bitcoin alayım mı demiş. Meryem Hayır diyor ki Bitcoin alabilmek için güvenli ve güvensiz ortamlar var mı? Bahadır Bey de diyor ki geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bitcoin'e karşı olan ülkeler var mı diye sormuş. Bir Bitcoin ile ilgili bir yorum istiyorlar sizden. Ya net olarak şey olarak böyle tavır olarak karşı olan Çin vardı. Rusya ve bazı ülkelerden böyle bir takım açıklamalar geliyor ama net olarak ben bunu yasaklıyorum, şöyle tedbir alacağım, böyle edeceğim falan böyle bir şey tam net olarak yok. Çin bir ara böyle bir şey denedi. O da sesini kesti. Şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman mesela yılbaşından itibaren bakıyorum ben. 1 Ocak'tan itibaren buraya kadar 10 kat artmış. Ya. %953 artış var. Yani son bir ayda %64 artış var. Bunu böyle insanları heveslendirmek için söylemiyorum. Yani bunun kendine göre riskleri var. Evet. Yani Amerika tekrar söylüyorum Amerikan hazinesi ben bu işe el koyuyorum yasaklıyorum inceleyeceğim bakacağım falan dediği anda bu iş gider. Bak başkaları değil Çin, Rusya, Hindistan, Türkiye öyle değil ama Amerikan hazinesi derse bunu bu iş gider. Yani onu söyleyeyim. Ha, bu ben şöyle bir şey ben denedim söylemiştim ya alacağım diye. Vallahi iki gün geçti üstünden bana dönüş olmadı. Yani öyle istenilen mi? Bütün belge demek ki beni beğenmediler. Yani beni Bitcoin almaya layık görmedi girdiğim siz site. Siz denemek için adını ver. Dediniz. Hani yatırım amaçlı girmiyorum. Belki de burası deneme işi değildir mi diyorlar bilmiyorum. Neyse ben alamadım yani. Ama nasıl müracaat edilir falan onları öğrendim o sistemi. Ama alıp satamadım. Ama bayağı uzun bir prosedür var ya. Yani 24 saat bekletiyorlar. Tabii böyle kimliğinin arkalı önlü fotoğraflarını yolluyorsun. Bir dilekçe veriyorsun. Kendi fotoğrafını çekiyorsun. Ondan kimliğinin yanında böyle bir fotoğraf çekiyorsun. O sen misin değil misin? Yok efendim doğalgaz veya elektrik faturanı yolluyorsun. O adres senin mi? Ciddi bir kayıt her var. Her şeyinizi tetkik ediyorlar. Bütün bu kayıtlardan sonra 24 saat geçecek. Seni onaylayacaklar. Ondan sonra para yatıracaksın. İşleme başlaman için de bir 24 saat falan. Yani biraz prosedürü olan bir iş. Ama
hangi site güvenlidir, hangisi değildir falan bunlar bizim çok bildiğimiz şeyler değil. Peki. Açıkçası. Yeni Fed Başkanı olacak Jerome Powell'a bu geçen günkü duruşmada yani şeyde komitedeki sunumunda diyelim bir senatör soru sormuş. Bitcoin gibi kripto paralar için ne düşünüyorsunuz diye. Powell senatöre demiş ki şu an için çok önemli değiller. Önemli olmaları gereken hacmin yakınına bile yaklaşmadıklarını düşünüyorum. Ama çok uzun vadede evet. Belki önemli olurlar demiş. Böyle çok muğlak bir cevap vermiş. Hacim düşük. Peki 90'lardaki dotcom balonu için de insanlar aynı şeyi düşünmüştü. Değerlemeler çok hızlı arttı deyince Powell ne diyeceğini bilemeyip evet geçen yıl boyunca değerlemeler hızlı arttı şüphesiz. Uygun fiyat seviyesi nedir bilmiyorum diyerek konuyu kapatmış. Fazla da bir yorumda bulunmamış. Bu arada Nasdaq'ın Bitcoin'le işlem yapacağı bu vadeli kontratlar vesaireyle ilgili bir söylenti var. Nasdaq yetkililerine soruyorlar, onlar bir şey demiyor. Evet, öyle bir haber. Doğrulamadılar, doğrusu yanlışlamadılar. Ortağı Nasdaq aslında evet. Hani o anlamda önemli olabilir böyle evet. Bir haber çıkarsa bir de bu daha şey, doğrulanmadı. Galiba Marvin Goodfriend'i şeye aday gösterdi. Trump Fed üyeliğine. Hı hı. Boş kalan Fed üyeliği için evet. Diyorsunuz. Peki Bitcoin ile ilgili böyle yanıtlar vermiş olduk. Dün bu arada turist sayısı açıklandı Ekim ayı. Evet. İşte en fazla turist gelen ülkeler, gelirler bir şekilde gazetelerde bugün yansımış. %28 artış var durumda. Değil mi? 10 ayda. %28 artmış. Bir önceki yıl %31.3 artmış yani 2016'da 2015'in ilk 10 ayına göre %31. Bu yıl 2016'ya göre %28 artış var. İlk 3 sırada gelenler içinde Rusya, Almanya, İran var. Gürcüler de Gürcistan'da 4. sırada. Yani şey sayı artıyor. Ama tabii burada net daha iyi bir şey yorum yapabilmek için gelire bakmamız lazım. Yani sayı artıyor ama acaba gelir o sayı artışını doğrulayacak kadar artıyor mu onu henüz görmüyoruz. Burada aslında bu bir önceki sene ilk 10 ayda geçen sene 22.7 milyon kişi gelirken evet. Bu sene 29 milyon gelmiş. Bunun 4 milyon kadarı Rus turistler. Yani Rus turistler evet. Tekrar Türkiye'ye gelmeye başlamış. Bu önemli. Sonra geriye bakıyoruz. Yaklaşık bir 700-800 bini İranlı turistler. Onlar da Türkiye'yi bir destinasyon olarak daha öne çıkarıyorlar. Onlar açısından da uygun. Ama diğerlerine baktığımız zaman o kadar parlak değildi. Alman turistlerde düşüş var. Avrupalılarda düşüş. 3 milyon 630 binden 3 milyon 300 bine düşmüş. İngiliz turistler 1.647 iken 1.576'ya inmiş. İngiliz turistlerde azalma var. Yani esas para bizim harcayacak olanlar sürekli bu tip programlarda konu hep getirip hani aynı şeye işaret ettiğimiz nokta var. Gürcü ve Bulgar turistlerin sayısının artışı var. Bunlar gerçek turist değil. Yani ziyaretçi ama bu ziyaretler çalışmak için buraya gelenler büyük ölçüde oluşturdu doğru. Ziyaretçiler. 2 milyonun üzerine Gürcü Türkiye'ye gelmiş. Dediğimiz zaman nüfusu 4 milyon olan ülkenin yarısının Türkiye'ye turist gelmesi akıl dışı bir şey. Bunlar sürekli 2 ayda 3 ayda bir giriş çıkış yapan çalışanlar. Dolayısıyla istatistikleri bunlar şişiriyorlar, yanıltıyorlar. Suni şişkinlik bu mu yoksa? Bu suni şişkinlik bu olabilir. Çünkü Alman İngiliz turistlerinin azalma sektör için önemlidir. Çünkü istikrarlı ve gelir harcama düzeyi belli grupta olan turistler azalmış. Rusların dönüşü sevindiricidir çünkü çok önemli özellikle bazı bölgeler için. Tümüne bakarsak ilk 10 ayda %28 artmış geçen yıla göre ama geçen yılın tamamında biz bundan daha az turist çekmiştik ama 2015 yılının ilk 10 ayında 33 milyondu bu. Hala 2015'e yani o uçak düşüşünden öncesine dönmüş değiliz. Evet. Yani Ruslar dönmeye başladı ama ayrıntı. Bu tabii bu önemli ayrıntı. İşte gelirlerde düşüş var. Mesela İstanbul baz alınarak yapılan bir araştırmanın sonuçları. Mesela otel dolulukları %31 artmış önceki yılın aynı ayına göre ama yine Ekim ayında İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedelinde %9,5 düşüş var deniliyor. Şimdi önümüzdeki günlerde TÜİK açıkladığı zaman oradan göreceğiz gelirler ne kadar olmuş diye. Genellikle gelirlerde bir 50 ila 100 dolar arasında düşüş var kişi başına harcamada geçen yıllarla evet. Kıyasladığımızda. Yani sayı artıyor. Ama toplam gelir aynı şekilde artmıyor. Evet dediğim gibi %28'e bakıp tamam turizm artık sorunları aştı deyip diyemiyoruz. Sektörü kendi başına bırakacak durumda değil Türkiye. Hala yani ihtiyatlı olması gereken şeyler var, trend değişimleri var. Hı hı. İzleyicilerimizden çok soru var. Mesela Savaş Bey hani Almanya'dan falan bahsettik turizmle ilgili belki onun sorusuna yer verebiliriz. Almanya ve Hollanda'da hükümet hala kurulamadı ama orada derinleşen bir kriz yok. Dolar, euro alıp başını gidiyor. Böyle bir durumda Türk lirası neden hala güçsüz demiş. Böyle kısacık bir yanıt ne deriz? Süremiz de bitiyor ama. Yani Türkiye'nin işte kendi koşulları var. Günlerde konuşuyoruz. Almanya evet hükümet kurulmadı ama Alman ekonomisi şu anda oldukça güçlü durumda. Son geçen hafta çıkan rakamlarda beklenenden iyi geldi. Hollanda ekonomisi güçlü durumda. Muazzam cari işlemler fazlası var. Dünyaya sattıkları aldıklarından çok daha fazla. Dolayısıyla hani ekonomi
parayı açıklayacak bir ekonomik temel göstergelerde güçlülük var. Evet. Türkiye açısından sorun zaten orada başlıyor. Her iki ekonomide, üretiminde, ekonomisinde bizim kadar siyasetten etkilenmiyor. Dolayısıyla bizde hükümet kurulamadığı zaman ekonomi çok etkileniyor. Ama Almanya ve Hollanda'da bizim kadar etkilenmiyor. Peki bu notla o zaman veda ediyoruz. Biz Servet Yıldırım ve Mahfiye İlmez'le birlikteydik. Soru gönderen bütün izleyicilerimize teşekkürler. Yeni sorularınız için gerisayım@ntv.com.tr e-posta adresini bir kez daha hatırlatmak isterim. Şimdilik hoşçakalın.